Merhaba, ben Doktor Ahsen Bakan. Radyolog olarak sorumluluğumuzun özellikle çok fazla olduğu bir konu hakkında konuşmak istiyorum bugün. Bebeklerde, çocuklarda hidronefroz tanısı derecelendirilmesi. Konu bebek, hatta anne karnındaki bebek, çocuk olunca özellikle annelerin konu hakkındaki endişeleri, soruları çok fazla. Benim Instagram mesaj kutumda en çok bu konu hakkında gelen soru var. Ben de bana gelen sorular doğrultusunda tüm bu sorulara da cevap verebilmeyi umarak detaylıca anlatmaya çalışacağım konuyu. Biraz uzun bir anlatım olacağı için sizleri de sıkmamak adına konuyu iki videoya bölmenin daha uygun olacağını düşündüm. Bugünkü videoda hidronefrozun ne demek olduğuna, sebeplerine, tanısında hangi görüntüleme yöntemlerini kullandığımıza değineceğim. Bir sonraki videoda hidronefrozun derecelendirilmesini ve bu derecelere göre takip ve tedavinin nasıl yapılacağını, prognozun yani gidişatın nasıl olabileceğini anlatmaya çalışacağım. Videonun başında radyologların konu hakkındaki sorumluluğunun fazla olduğunu söyledim. Neden? Öncelikle karşımızda çocuk hasta var. Ve çocuk hastalarda tanı amaçlı görüntüleme yapacaksak amacımız çocuğa mümkün olduğunca radyasyon vermemek, girişimsel işlem uygulamamak ve en az tetkikle tanıyı koyabilmek. Diğer yandan hidronefroz hastasının nasıl takip ve tedavi edileceği hemen tamamen hidronefrozun derecesine, yani biz radyologların tanısına, görüntüleme raporuna bağlı. Çocuk hidronefroz hastasında bunun net karşılığı şu: bizler radyolog olarak ultrasonu çözüm odaklı olacak şekilde çok iyi yapmak, hidronefroz derecelendirmesi adına gerekli her ayrıntıyı, eşlik eden üriner sistem, böbrek anomalilerini, varyasyonlarını raporlamak durumundayız. Takip eden çocuk doktoru, üroloğu ultrason raporunu eline aldığında hidronefrozun derecesinden emin olmalı ve ek görüntüleme yöntemine mümkün olduğunca ihtiyaç duymamalı. Ek görüntüleme yöntemi derken neyi kastediyorum? Örneğin MR görüntüleme. MR görüntüleme pahalı, ulaşılabilirliği zor ve işlem süresi uzun bir tetkik. Bunların da yanında MR görüntüleme uygulayabilmek için çocuğa anestezi vermek, onu uyutmak durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla MR'ı sayısı kısıtlı belli vakalarda uygulamalıyız. Kimlerde peki? Örneğin tekrarlayan yan ağrısı olan ileri yaş çocuklarda, geç çocuklukta ortaya çıkan hidronefroz vakalarında. Bahsettiğim bu grup çocuklarda hidronefrozun sebebi olabilen aberan damar dediğimiz fazladan bir böbrek atar damarının varlığından şüpheleniriz. Ve bunun tanısında en iyi görüntüleme yöntemi MR'dır. Bunun dışında idrar kanalının ortasında ya da idrar torbasıyla birleşme yerinde darlıktan şüphelenilen vakalarda, ameliyat öncesi değerlendirmede, ameliyat sonrası komplikasyonları saptamada ve kimi zaman fonksiyonel değerlendirmede MR görüntüleme gerekebiliyor. Ancak maalesef görüyoruz ki hidronefroz tanılı çocuklarda MR görüntüleme sıklıkla yetersiz raporlanan ultrasonlar nedeniyle yapılıyor. Hidronefroz derecelendirmesi için gerekli anatomik detay ultrason raporunda yer almıyorsa ya da yapılan ultrasonlar birbirleriyle çelişiyorsa çocuk üroloğu MR görüntüleme yapıp böbreğin anatomisini, hidronefrozun derecesini MR görüntülerinde kendi gözleriyle görmek istiyor. Bir başka deyişle ultrason raporuna güvenemiyor. Oysa ki hidronefrozun derecesini saptamada, takipte, diğer tetkiklerin yapılma gerekliliğini ve zamanını belirlemede altın standart dediğimiz en iyi görüntüleme yöntemi ultrason. Radyasyon içermez, ucuzdur, kolay ulaşılır, hızla ve kolayca yapılır, girişimsel işlem, anestezi gerektirmez. Kısaca çocuk için en zararsız görüntüleme yöntemidir. Videonun başından beri bahsettiğim hidronefroz dediğimiz durum, böbreğin idrar toplayıcı sisteminin, tıbbi adıyla pelvik aleksiyal sistemin genişlemesi. Hidronefrozu biz bebeklerde ilk olarak anne karnında yaptığımız ultrason esnasında saptıyoruz. Hatta anne karnındaki bebeklerde en sık saptadığımız anomali. Bu bebekleri doğum sonrası ultrasonografi ile kontrol ediyoruz.
Doğum sonrası kontrol ultrasonunun en erken 1. haftada yapılması en uygun olanı, ek hiçbir bulgunun olmadığı hafif fetal hidronefroz vakalarında kontrol ultrasonunu, doğumdan 30-40 gün sonra yapılan kalça ultrasonu ile aynı anda da yapabiliriz. Takiplerde bu bebeklerin yarıdan fazlasının böbreklerinin 1 yıl içerisinde kendiliğinden normale döndüğünü görüyoruz ve fizyolojik olağan bir durum olarak kabul ediyoruz. Patolojik hidronefrozun ise %50-60 oranla en sık nedeni, kısaca UPC darlık dediğimiz üretero-pelvik bileşke darlığı. Biraz daha anlaşılabilir ifadeyle, böbreğin idrarı topladığı pelvis adlı bölümünün üreterle, yani idrar kanalı ile birleştiği yerde darlık olması. Darlığın sebebi sıklıkla bileşkedeki fonksiyon göremeyen bir bölümden kaynaklanıyor. Daha nadir olarak %10 ihtimalle, özellikle büyük çocuklarda, böbreğin alt poline giden, fazladan olan bir böbrek atar damarı, bileşkede basa etkisiyle darlığa neden olabiliyor. Hidronefrozun ikinci en sık nedeni %15 kadar ihtimalle vezikoüreteral reflü dediğimiz idrar torbasından idrar kanalına reflü, yani kaçak olması durumu. Vezikoüreteral reflünün tanısını voiding ya da işeme sistoüreterografisi denen görüntüleme yöntemiyle koyuyoruz. Bu yöntemde idrar torbası kateter yardımıyla kontrast madde ile dolduruluyor ve kontrast madde boşalırken aralıklı görüntülemeler yapılarak idrar torbasından idrar kanalına kaçak olup olmadığına bakılıyor. Radyasyon içermesi, girişimsel işlem gerektirmesi ve bazı komplikasyonları olması nedeniyle rutinde her hidronefroz hastasına uyguladığımız bir görüntüleme yöntemi değil. Ultrason esnasında idrar torbası doluyken yaptığımız değerlendirmede distal üreterde, yani idrar kanalının idrar torbasına açıldığı yerde genişleme görürse bu bulgu voiding çekilmesini gerektirir. Bunun yanında ultrasonda idrar torbasında patoloji saptanması, böbrek boyutunda azalma, parenkim ekosunda artma olması yine voiding çekilmesini gerektiren nedenlerdir. Hidronefroz tanısında kullandığımız bir diğer görüntüleme yöntemi fonksiyonel görüntüleme olan sintigrafi. Sintigrafi radyasyon içeren bir yöntem. Bu nedenle her hidronefroz hastasında uygulamıyoruz. Hafif hidronefroz vakalarında sintigrafi yapılması önerilmiyor. Orta dereceli hidronefroz da klinisyenin kararına bırakılıyor. Literatürdeki yayınların bir kısmında orta dereceli hidronefrozda artış olmadıkça sintigrafi yapılması önerilmiyor. Sintigrafi çekimi için kesin gereklilik, böbreğin parenkim kalınlığının azaldığı ciddi hidronefroz vakaları. Sintigrafi böbrek anatomisi hakkında bilgi vermez, UPJ darlık, tıkanıklık tanısı koydurmaz. Sintigrafi ile böbreğin fonksiyonuna, yani çalışmasına bakılır. Böbrek fonksiyonu yüzdeli ifadelerle belirlenerek bu yüzdelere göre hidronefrozun fonksiyonel evrelemesi yapılır. Ekranın sağ alt köşesinde klasik böbrek fonksiyonel evrelemesini, sol alt köşesinde önen fonksiyonel evrelemesini görüyorsunuz. Önen fonksiyonel evrelemesine göre böbrek fonksiyonunun %30'un altında olduğu UPJ darlık vakalarında erken cerrahi girişim öneriliyor. Bir sonraki videomda hidronefrozu anlatmaya, hidronefrozun çok önemli olan anatomik derecelendirilmesi, takibi ve tedavisi konularıyla devam edeceğim.